Anlatın bakalım Berk Begüm. Nasıl tanıştınız siz? İkimiz de sinemadaydık. Tek başımıza. Koskoca salonda bir ikimiz vardık. Sabah 10 seansı falan ama. İkimizin de depresyonda olduğu zamanlar. Yani sabahtan akşama kadar film izliyoruz. Bir ağlamaklı filme gittik. İkimiz de ağladık. Sonra birbirimize baktık. Güldük. Ara oldu. Yani mısır falan almaya gittiğimizde tanıştık. İkinci yarıyı beraber izledik. Yan yana. Aynen. Filmde bir evlenme teklifi sahnesi vardı. Ben de orada gaza geldim. Bir anda orada Begüm'e evlenme teklif ettim. Ben de kabul ettim. Böylece tanışmış olduk. Hemen evlendik. Birkaç dakika içinde oldu her şey. Sizin nasıl oldu? Ya bizimki de öyle çok romantikti. Yani öyle böyle değil. Evet, Paris Malatya'da. Değil. Yok, Malatya'da. Doğru, Paris değil. Ama hani canım, ne önemi var ki değil mi nerede olduğumuzun? Sonuçta çok romantikti. Böyle güzel bir esinti, deniz manzarası, küçük bir orkestra. Davullar, zurnalar, halay başı da bendim tabii ki. Zaya'cığım, ben daha romantikti diye hatırlıyorum. Doğru. Ben yanlış hatırlıyorum ya. Evet, Paris'teydik. Biz Kübra'yla ne zaman tartışsak Kübra Paris'i kaçar. Evet, biz ne zaman kavga etsek ben bir Paris yaparım. Yani ben de atladım gittim tabii peşinden. Bizimkinin haberi yok. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Sonradan bir şekilde öğrendim hangi otelde olduğunu. Tabii ki göstermedim kendimi. Önce bir takip ettim, gözlemledim. Meğer otelin yanında bir kafe varmış. Bizimki de her gün oraya takılıyormuş. Şimdi ben de bizim Fransız arkadaşları topladım. 99 tane gül aldırdım. Hepsi birer birer gittiler onun masasına. Bir tane gülü koydular. Bizimki de işte böyle şaşkın şaşkın etrafa bakıyordu. Neyse, 99 tane gül kondu masaya. En sonuncusu gitti, yüzüğü çat diye masaya koydu. Bizimki hala etrafa bakıyor, mevzuyu hala anlamadı. Sonra çıktım karşısına, sokakta da bir grup müzik çalıyor. Aldım hemen arkama, çalmaya başladı bunlar. Çok romantik bir müzik çalıyor ha. Garsonlar, marsonlar, insanlar hepsi geldiler, bizim için şarkı söylüyorlar. Diz çöktüm. Beni böyle karşısında görünce gözyaşları sel oldu. Nerede olursan ol seni bulurum. Hayat boyu peşindeyim. Benimle evlenir misin? Evet. Yani ben de o zaman evet dedim. Yani bizimki de işte böyle bir şeydi. Ay ne kadar romantikmiş. Peki kaç zamandır evlisiniz? 5 yıl. 5 yıl, 3 ay demek istedi. Yani ben böyle yuvarlamayı severim. Sever. Ayaz, Öykü, ay hoş geldiniz. Abi haber verseydiniz de geleceğinizi. Zaya ile Kübra demek istediler herhalde. Zaya ve Kübra mı? Kim onlar ya? Ya biz ortaokulda piyeste oynadık da... Öykü ile Ayaz da akıllarında böyle kalmış. Piyes mi? Ne diyorsun abi sen, iyi misin ya? Ne piyesi? Sonra anlatırım. Tamam o zaman İlker'cim. Biz gidelim. Size afiyet olsun. Nasıl ya? Ne oluyor orada ya? Ay ne bileyim. Dur bakayım yakında çıkar kokus. Çocuk falan yapmayı düşünmediniz mi? Tabii ki. Yani biz çok yoğun çalışıyoruz. Allah ne verdiyse. Yani her gün. Ne çocuğu be, pis sapık. Ne alakası var canım? 5 sene olmuş siz evleneli. Artık yani zamanı da gelmiş. Tabii ya, vakti geldi de öyle sürekli çalışmıyoruz biz yani arada. Ben plaza kadın olduğum için. Bankacıdır kendisi. Hatta en sevdiği yemek karnıyarık.
Berk, Begüm. Siz anlatsanıza ya, bizi konuşturdunuz. Kendinizden bahsetsenize biraz. Mesela hobileriniz. 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 Zaaflarınız. Yani yormayın adamı, anlatın ne olur. Ah, vurmasana be. Aa, ne yapıyorsun ya? Ay pardon. Ah. Aşkım, kırıldı bardak, üçlemem lazım. Üç tanesini kırmam lazım benim yani şu anda. Tamam, aşkım, ama nasıl sakin olayım yani, kırıldı bardak. Şöyle gelir misin? Oturayım. Üçlememiz lazım. Sakin ol. Her şeyi batırıyorsun, farkındasın değil mi? Ben mi, sen mi? Sen. Hadi orada. Anladık. Kitap okursunuz, sinemaya gidersiniz, yüzmeyi seversiniz falan da. Yani hiç mi kavga etmiyorsunuz? Fobiler falan da mı yok? Yani insan bu kadar kusursuz olmaz ki canım. Öykü. Annem miydi o, yoksa ben yanlış mı gördüm? Evet aşkım, sonra ararız. Hayatım, niye sonra arıyoruz? Ya aşkım, şimdi komşularımızlayız ya, sonra ararız diye şey ettim ben. Oo, bir kayınvalide sendromu seziyorum sanki. Ayıp olmuş biraz tabii. Yani bence de. Hayatım, niye böyle oldu? Aşkım, kız var yani, ne olacak, ararım ben sonra. Ne yapıyorsun? Şşt, sen karışma. Ama hayatım, hep böyle yapıyorsun. Anneme karşı bir şey mi var senin? Bence var. Yani benden söylemesi. Yani sonuçta ben dışarıdan bakan bir gözüm ama bir çekememezlik kesinlikle söz konusu. Ya olur mu canım? Ya ben senin anneni çok severim. Berkçim sanki bu cümleyi söylerken başka bir tarafa mı baktı? Ben de öyle hissettim. Ya gitmesene kızın üstüne. Belli ki var bir sebebi. Ay çok teşekkür ederim Kübra'cığım. Rica ederim Begüm'cük. Çünkü biliyorsun bu erkekler hep böyle. Böyle dinlemeden etmeden direkt yargılarlar insanı. Ben biliyorum, benim hanımın da böyle bazı şey huyları var yani. Pardon Öykücüğüm, ne huyları var? Hani bayılırdın annemin yanında çalışırken? Yok mu yani? Benim hanımın böyle şey huyları yok mu? Hoppala. Tamam, annem çok sert bir kadındır ama özünde iyi bir insandır. Aa, senin annene kötü insan mı dedik canım? Yani işte benim hanım da böyle bazen abartıyor inatçılığı. Bir dakika, sen kocanın annesine hanım diye mi hitap ediyorsun? Begüm, sen benim anneme niye hanım demiyorsun? Yani niye hanım diyeyim yani? Bugüne kadar hiç öyle bir şey olmadı yani. Neden hanım diyeyim ki? Sen söyledin mi hayatım? Ha? Söyledin mi? Hayır, demedim ama öyle bir şeye gerek olmadı yani. Sen benim anneme hanım mı diyorsun sence? Hayır yani, şimdi bu problem değil. Ben sana bir şey söyledim, cevap ver. Hayır ama niye hanım diyeyim yani? Hanım... Tam bir kere kadınla zaten düzgün konuştuğunu görmedim. Hep kadın tersi. Alakası var ya, şimdi burada kalabalığı diye açmadım. Kadının aldığı şeyleri de geri gönder. Beğenmiyorum. Bir daha ararsın, söz veriyorum açacağım. Yani gerçekten açacağım, özür dilerim. Tamam hayatım, ben de biraz abarttım galiba. size ne oldu? Kübra beni çok kırdı. Zaya öküzlük yaptı. Ben biliyorum bize neden böyle olduğunu. Hayatım. Bardak kırıldı ya ondan. Mars da Merkür'e ters açı yapmış. Bardak da kırılınca biz de kavga ettik. Begüm'ün böyle batıl inançları meşhurdur. Üç harflere de inanır. Bundan önceki evimizden de bu yüzden çıktık. Aman, ne olursa olsun. Ben bu bardağı üçe tamamlayacağım. Hayat. Hop 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 hop. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ya babanızın bardağı mı o? Siz öyle bile bile kırdınız ya. Hayırdır? Üçe tamamlamam lazım. Lütfen, parası neyse öderiz biz. Ne sen demek üçe tamamı? Kıramazsın bardağı. Sakin olun ya. Bu kadarı da fazla ama ya, yanlışlıkla dört tane kırmışım. Altıya tamamlamam lazım şimdi onu benim. Ben şimdi seni bir şeye tamamlayacağım ama. Rica ederim hanımefendi, eşimle düzgün konuş. Eşinizi o zaman söyleyin, bardak falan kırmasın, oldu mu? Siz şey yapın o zaman, biz yavaştan kalkalım. Evet, tekrar memnun olduk tanıştığımıza. Mahalleye hoş geldiniz. Nereye kaçıyorsunuz ya? Canım, bizim bir şeyimiz var da onu şey yapıp gelmişiz. Şey yapmaya gidiyoruz, hadi ne görüşürüz. Ne? Bakın.
yapın hanımefendi. Burası böyle bir müessese değil. Öyle önünüze gelerek bardak falan kıramazsınız. Ya hanımefendi ama yani benim... Hayır. Altılamam. Hayır, kusura bakmayın. Oleyim, başardık. Bulduk zaaflarını. Şimdi ne yapacağız? Orasını bana bırak. Ben çözdüm olayı ama Burcu ile Emre'ye ihtiyacımız var. Biz o evi bu gece geri alacağız. Bana güven sevgilim. Hadi. Sen bana sevgilim mi dedin? Evet, dedim. Bir daha diyeyim. De. Sevgilim. Biliyor musun? Yani tüm şiddetli geçimsizliğimize rağmen seninle ev taklidi yapmak çok eğlenceliydi. Ay merak etme be, evlilik gibi beklentim yok. Daha genciz. Yani birkaç ayımız falan var. Korktu ya. Dur, ben de sana çok meraklı değilim zaten. Zayaymış. Yaratıcılığa gel ya. Ne oldu acaba? Ayaz'ı terse çevirince kim olduğunu anlaşılmıyor mu sanıyorsun? Kıyamam ben sana ya. Ben ortaokuldayken... Aha, biliyorum, sen ortaokuldayken bir kere sahneye çıkmıştın. Tamam, artist ya. Hadi başka yere gidip de dinlenelim, ne dersin? Ya aslında benim daha iyi bir fikrim var. Madem ev işini halletmeye bu kadar yakınız, bir de benim hanıma uğrasak da o mevzuyu da çözersek benim için daha rahat edecek. Ya tamam, hadi peki, yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.